Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bundan önceki videomda istiğfarların faziletlerinden bahsetmiştik. Rabbimiz istiğfar hakkında ayeti kerimelerde ne buyuruyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Acizane dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışmıştık. Eğer bu videomu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Linkini videomun altına açıklama bölümüne bırakıyorum. Bu videomda sizlere bahsetmiştim. Bir sonraki videomda da faziletli olan istiğfarlardan bahsedeceğiz diye. Evet inşallah şimdi bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. Hangi istiğfarları yapalım? Ne zaman yapalım? Ne kadar okuyalım? Peygamber Efendimiz istiğfar hususunda ne yapardı? Rabbim anlatacaklarımla bizleri amel etmeyi nasip eylesin. Anlatacağım her bir istiğfar ruhumuza manevi şifa olsun. Eğer sizler de hala manevi şifa kervanına katılmadıysanız lütfen kanalıma abone olup sizler de aramıza katılır mısınız? O halde Allah razı olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Sevgili dostlar, istiğfarların en küçüğü estağfurullah'tır. Ya Rabbi ben senden bağışlanma talep ediyorum demektir. Büyüğümüz küçüğümüz bu kelimeyi herkes bilir. Ama istiğfar bu kelimeden ibaret değildir biraz daha uzun olanları var, çok daha uzun olanları var. Acizane en faziletleri olanlarından birkaç tanesini anlatmaya çalışalım. İlk istiğfarımız Seyyidül İstiğfar. İstiğfarların içerisinde en faziletli olanı olduğu için ilk bu istiğfarı zikretmek istedim. Adına da Seyyidül İstiğfar yani istiğfarların efendisi denmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Seyyidül İstiğfar hakkında şöyle buyurmuşlardır. Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur buyurmuşlardır. Bu istiğfar hiçbir Müslümanın terk etmemesi gereken zikirlerdendir. Rabbimiz bizleri hayatımız boyunca ne halde olursak olalım her gün sabah ve akşam bu istiğfarı mutlaka okuyanlardan eylesin. Amin. Evet istiğfarımızı okuyalım. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestada'tu e'udu bike <tık> min şerri ma sana'tu ebu'u leke bi aleyye ve ebu'u bi zembi falfirli fe innehu la yagfiril illa ente Manası Allah'ım sen benim Rabbimsin senden başka ibadete layık ilah yoktur beni sen yarattın ben senin kulunum ezelde sana verdiğim sözümde ve vadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. Ben senin ihsan ettiğin nimetlerini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Öyleyse beni mağfiret eyle. Şu muhakkak ki günahları senden başkası bağışlayamaz. Yaptığım şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Evet sabah akşam okunduğu takdirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini cennetle müjdelediği bu salavat-ı şerifi Rabbim her birerlerimize amel etmeyi nasip eylesin. Amin linkini videomun altına açıklama bölümüne bırakıyorum. Her kim üç kere Estağfirullahel azimellezî la ilahe illa huvel hayyel ve etubu ileyh Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, o hay ve kayyum olan büyük Allah'tan mağfiret dilerim ve ona tevbe ederim derse onun günahları üst üste birikmiş kumlar adedince de olsa, denizlerin atıkları kadar da olsa, gökteki yıldızlar sayısınca da olsa mağfiret olunur buyurmuşlardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da istiğfar hakkında olan çok güzel bir hadisi şerif. Gün içerisinde aklımıza geldikçe söylemek lazımdır. Hem kısa hem de mükafatı çok olan bir istiğfardır. Bazı camilerde denk geliyorum. Bu istiğfara imam farz namazı bitirdiğinde selam verdikten sonra müezzin efendi bu istiğfarı üç kere okuyup ondan sonra da Allahümme ente selam ve minke selam tebarekte ya zel celal ve el ikram diyor. Bizler de her beş vakit namazlarımızın peşinde okuyabiliriz. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kere biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seyahatte bulunuyorken Allah'a istiğfar edin buyurdu. Biz de istiğfar ettik. Sonra onu 70 kere tamamlayın buyurdu. Biz de onu tamamladık. O zaman hangi erkek veya kadın kul bir günde Allahu Tebareke ve Teala'ya 70 kere istiğfar ederse mutlaka Allahu Teala o kişi için 700 günah bağışlar buyurdu. Yine başka bir hadis-i şerif her kim günde 70 kere istiğfar ederse yalancılardan yazılmaz. Bir gecede yetmiş kere istiğfar eden de gafillerden yazılmaz buyurmuşlardır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz herhangi belirli bir istiğfarı zikretmedi. Hepimizin bildiği Estağfurullah'ı günde yetmiş kere okuyabiliriz. En güzeli gün bitip gece yatağımıza yatarkendir. O gün içerisinde yapmış olduğumuz tüm günahların bağışlanması niyetiyle okuyup yatağımıza inşallah günahlarımızdan tertemiz olarak yatıp o şekilde kalkmaktır. Rabbim her birerlerimize nasip eylesin. Amin. Rabbinizden mağfiret talep edin. Şüphesiz ki ben bir günde Allah'tan yüz kere mağfiret talep ediyorum. Başka bir hadis-i şerifte ise hiçbir sabaha çıkmadım ki onda Allah'a yüz kere istiğfar etmiş olmayayım buyurmuşlardır. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz gibi geçmişi geleceği bağışlanmış bir zatın bile günlük yüz istiğfar verdiği bulunduğu düşünülürse ya bizim gibilerin ne kadar istiğfar etmesi gerekir diye soracak olursak bunun cevabını yorumlara yazmak üzere size bırakıyorum. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulallah dünya benden yüz çevirdi ve elimdeki mal azaldı diye şikayette bulununca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen meleklerin duası ve mahlukatın tesbihini niçin okumuyorsun? Bütün mahlukat onunla rızıklanıyor. Yani niçin bu tesbih okumuyorsun? buyurdu. O zaman adam, Ya Resulallah o tesbih nedir? dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fecrin doğuşundan sabah namazını kılıncaya kadar yüz kere Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim Estağfirullah Allah'ı hamdiyle tesbih ederim büyük olan Allah'ı tesbih ederim, Allahu Teala'dan mağfiret dilerim. De ki, dünya boyun eğerek alçak bir şekilde sana gelsin. Böyle dersen, Allahu Teala söylediğin her kelimeye karşılık, kıyamet gününe kadar kendisini tesbih eden bir melek yaratır ki, onun sevabı senin olsun. Bu da çok güzel bir hadis-i şerif sevgili dostlar. Bizim istiğfarımız sebebiyle Rabbimiz bir melek yaratıyor yapmış olduğu zikirlerin sevabı bize yazılıyor hem de rızkımıza sebep olmuş oluyor. Gerçekten çok karlı bir iş. Rabbim amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Osman İbni Affan radıyallahu şöyle anlatmıştır. Zümer suresi 63. ayeti kerimesinde geçen göklerin ve yerlerin anahtarları Allah'ındır ayeti kerimesinin tefsiri hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sual sorduğumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Andolsun bana öyle bir şey sordun ki senden evvel kimse onu bana sormamıştı. Göklerin ve yerlerin anahtarları olan dua şudur. La ilahe illallahü ve allahu ekberu ve subhanallahi velhamdülillah. Ve estağfirullahellezi la ilahe illa vel evvel vel ahiru vel zahiru vel badinu yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yamut bi yedihi l ve huve ala kulli şeyin kadir Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Allahu Teala her şeyden büyüktür. Allahu Teala'yı tesbih ederim. Ona hamd ederim ve o Allah'tan mağfiret dilerim ki o evvel ve ahirdir. Yani baş ve sonu olmayandır zahir ve batındır. Yani ayetleriyle açık ama zatıyla gizlidir. Diriltir ve öldürür, kendisi hiç ölmeyen bir diridir. Bütün hayırlar onun kudret elindedir. O her şeye kadirdir. Her kim her gün bu duayı yüz kere okursa, ona mukabil kendisine on özellik verilir. Birincisi, geçmiş günahları bağışlanır. İkincisi, kendisine cehennemden kurtuluş belgesi yazılır. Üçüncüsü, gecesinde ve gündüzünde kendisini bütün afet ve musibetlerden koruyacak iki melek ona görevlendirilir. Dördüncüsü, kendisine tonlarla sevap verilir. Beşincisi, İsmail aleyhisselamın evladından yüz köle azat edenin sevabı kendisine ihsan edilir. Altıncısı, kendisine Kur'an, Tevrat, İncil ve Zabur okumuş gibi mükafat verilir. Yedincisi, onun için cennette bir köşk bina edilir. Sekizincisi iri gözlü hurilerle evlendirilir. Dokuzuncusu başına vakar tacı bağlanır. Onuncusu aile efradından yetmiş kişiye şefaatçi kılınır. Ey Osman! Eğer gücün yeterse ömründe bir gün dahi bunu kaçırmamaya bak ki kazananlarla birlikte kazanasın ve bu sebeple öncekileri ve sonrakileri geçesin buyurmuşlardır. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizden rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Kim her gün Allahumma firli velil müminine vel müminat Ey Allah'ım beni ve iman eden bütün erkek ve kadınları bağışla derse Her mümin içinin kendisine bir sevap yazılır buyurmuştur Aslında kısacık olan bir istiğfari şerif gün içerisinde her aklımıza geldiğinde söyleyebiliriz. Bu da karı çok olan istiğfar-ı şeriflerden. i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Subhanallahi ve bihamdihi estağfirullah ve etubu ileyh. Allah'ı tesbih ederim, ona hamd ederim. Allahu Teala'dan mağfiret dilerim ve ona tevbe ederim. Sözleri var ya, kim bunları söylerse o sözler söylediği gibi yazılır, sonra arşı asılır. Sahibinin yaptığı hiçbir günah onu silemez. Nihayet kıyamet günü Allah'a kavuştuğunda söylediği gibi mühürlenmiş bulur. Rabbim bizleri kendisine en sevdiği istiğfarlarla, en sevdiği dualarla, en sevdiği ibadetlerle meşgul eylesin. Amin. Her çarşamba ve pazar saat 10'da yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.